Çocuk bir kere seni düşünüyor. Atkı at diyor baba. Soğuk diyor. Giymişsin eşortmanları. Bugün sen ne yapacaksın? Sobayı silkeleyecek annemin. Hadi. Hadi ekmek alın da gelin hadi. Ama çok soğuk hava ya. Silkelenir mi ki? Herkese günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet. Biz uyandık. Dişlerim de gıdır gıdır yapıyor soğuktan. Annem geliyor şimdi. Çıktı mutfaktan. Anne sobayı silkeceğiz. Dün sobayı silkeleyecekler ama Şahin işleri olduğu için. Tamam. Yapamamışlardı. Bugün yapacaklar ama çok soğuk ya. Sabah güzel güneş vardı ama. Neyse gideyim hemen bir kahvaltı hazırlayayım. Gelirler. Ondan sonra da günlük işlere başlayalım. Günaydın. Anne benim pamukum. Günaydın. Günaydın. Ne oldu? Az önce bıdır bıdır çırpınıyordu. Ne oldu? Aha başladı yine. Başladı. Oyna bakayım. Miroş. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Mira için çok çok güzel şeyler yazıyorsunuz. İyi ki varsınız. Gerçekten böyle bazen şey yapıyorum. O kadar çok hoşuma gidiyor ki. O kadar çok şey böyle moral oluyor bana ki size anlatamam. Kış, kış, kış. Seni çok seven annelerim var. Teyzelerim var. Ablalarım var. Seni çok seviyorlar ya. Hele hele hele. Ne yapıyorsun? Hı? Ne yapıyorsun? Bu bıdır bıdır bacaklar ne yapıyor? Bıdır bıdır bacaklar. Bıdır bıdır. Hey, baba gelecek. Kahvaltı yok. Mira. 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 Kurban olurum seni yaradana. Kurban olurum. Kurban olurum. Kurban olurum. Hadi bakalım sen yat. Ben şu yatağı hemen toplayayım. Şahin neredeyse gelecek ama Feride'nin kahvaltının case'i bile ortada yok. Allah'tan çayımı demledim. Evet yatağı falan toparladım. Jet hızıyla. Gözünüz alıştı mı bu görüntüye? Benim çok alıştı. Ve yavaş yavaş artık böyle sadeleşmeye gidiyoruz. Ama tabii ki neyi ne kadar atabilirim, neyi ne kadar kaldırabilirim bilmiyorum. Mesela mutfakta işte biraz karışıklık var diyorlar. Mikrodalga lazım, kettle lazım, çaydanlık lazım, baharatlar lazım. Neyi orada kaldırabilirim bilmiyorum. Baharatlıkları mesela dolabın içine koysam o kadar yerim yok. Şimdi göstereceğim zaten. Değil mi Miroş'um? Dün saat gece 12.30'a kadar bizimkiler uyudu. Ben bu tarafın mutfak led ışıklarını açtım ve buraları yaptım. Şimdi göstereceğim. Akşam hatta şuraları bir süpürdüm. Her şey halıyı falan serdim. Ama gördüğünüz gibi dolapların içini yaparken buralara hep döküldü. Ben de gece süpürgeyi açmayayım diye şey yapmadım. Yine tabii ki her zamanki gibi çöp orada. Şimdi bambularımın suyunu şey yaptım ve su tuttum. Böyle bayağı bir tozlanmışlardı. O yüzden buraya koydum ki suyu aksın. Şimdi bunu yerine koyabiliriz. Evet bambumuz yerini aldı. Bu dolabı yaptım arkadaşlar. Ufak karıncalar nereden geliyor ya? Bu çiçeğe mi geliyorlar anlamadım ki. Dolabımız çok şükür halloldu. Şurası halloldu. Burası halloldu. Şöyle göstereyim mi hemen gelene kadar onlar. Miram'ın sütlerini buraya koydum. Hani burada duruyordu ya buraya koydum. Buraya işte neredeyse 4-5 ay eve artık abur cubur gelmeyecek. Şahin'e de dün söyledim. Kesinlikle almıyorsun dedim. Çünkü bayağı bayağı var. Şöyle buraya işte böyle noodle'larımı falan koydum. Burada çikolata soslar, pudingler, kakao vesaire burada. Yani her şeyin yeri karışmıştı. En azından böyle neyin nerede olduğunu bileyim dedim. Burada da ıvır zıvır. Yani ıvır zıvır derken abur cubur. Bu üç çekince şey var. Burada keklerimiz var. Bunu zaten Yaren'le Şahin her akşam sütle içiyorlar. Burada baharatlarım var. İşte böyle tavuk sosu, mavuk sosu. İşte bir şeyler burada. Burada da paketli olan makarnam, tuzum vesaire.
dolabımı hallettiğime gerçekten çok çok mutlu oldum. Her ne kadar yorulsam da değdi. Aman aman bizimkiler geliyorlar. Şimdi size bu dolabı daha sonra gösteririm. Şimdi geldi diyecek ki kahvaltı nerede? Bir de o yastığı şimdi değiştireceğim. Çünkü çok şey kalıyor. Hadi bakalım kahvaltıdan sonra görüşürüz. Yaren! Kızım babana engel olma. Şu ekmeği götüreyim annemin tavuklarına. O kadar güzel bir hava var ki. Ha, soğan nereden getirmiş annem? Soğan mı? Ha, çekmiş şöyle. Nereden çekmiş? Hmm, oradakilerini çekmiş. Yenilerini dikmiş. Hani şurada dün soğanlar vardı ya. Oraya dikmiş annem. Maydanozlar da gitgide büyüyorlar. Koşma, koşma. Koşma. Bitti mi? Taktınız mı sobayı? Sobayı şimdi takacağım böyle. Şöyle bir tamam. Şeyi, arabayı çekeyim. Tamam. Şu ekmeği koyuyorum da. Dur kızım. Hadi babaya engel olma, tamam mı? Alın da nene tavukları verir. Engel olma babaya. Tamam. Tamam. Anahtarını da kaybetme. Kaybetme. Hadi. Ben de gideyim Mira evde çünkü. Anneme söyleyeyim de aslında bugün yine bir kısır partisi mi yapsak, hava çünkü çok güzel. Ben de bir pişi hamuru yoğursam, pişi yapsam. Öyle bir şey yapalım bir önce. Şu çamaşırlar toplanacak. Hava bugün çok çok güzel. Hani sabah biraz ekmeğe giderken biraz kötüydü ama şunu da yıkayacağım. Diğerini sereceğim çünkü. Kahvaltımızı yaptık. Ben masayı topladım. Bulaşıkları makineye attım. Şimdi onu çalıştıralım. O bir yandan yıkansın. Şuraya da domestos şeyi döktüm. Bakın bayağı bir sararma olmuş. Şöyle onu biraz telle. Sevmiyorum böyle sararmayı. Bakın şuraya sapsarı. Bu biraz beklesin böyle. Şimdi ben makinemi çalıştırayım. Ondan sonra Mira'nın üstünü değiştireyim. Kahvaltı yapana kadar Mira uyudu. Şimdi uyandı. Şunu çalıştıralım. Uzun programda bu yıkasın. Onun üstünü değiştireyim. Ondan sonra şurayı ovalarım. Daha sonra annemin yanına gideyim. İşte pişi. Hani ben pişi yapayım, o da kısır yapsın. Belki Zarife bugün gelir. Hani dün gelemedi. İşi bayağı şeymiş. Ha evet. Şimdi hazır Mira sessiz yatıyorken sizlere göstereyim. Evet, bu sabah buradan tost makinesini de kaldırdım. Şunun arkada bir tane böyle düğmesi düşmüştü. Onu şey yapacağım, bardağa asacağım. O yukarısı yine biraz iki tane bir şey var ama neyse, o kadarını görmezden gelelim. Tost makinesini kaldırdım çünkü her gün kullanmıyorum. Aslında bunları da her gün kullanmıyorum ama inanın şu an bunları kaldıracak yerim yok. Bu ikisi şey yapmıyor bana. Şurayı göstermiştim. Bu dolapta şöyle dün akşam yine... Ne oldu Miroş? Dün akşam yine mis gibi pırıl pırıl yaptım. Boş alanları doldurdum. İşte şey yaptım. Şuraya da Mira'nın bebe bisküsünü ıvır zıvır şöyle şey ıvır zıvır koydum. Bu kabartma tozu falan buradaydı. Sürekli böyle karışıyordu. Ben de şöyle bir tane şeyim vardı. Kabartma tozumu, daha sonra işte maya, karbonat, işte ne bileyim vanilya, onları buraya koydum. Bence gayet güzel oldu. Şöyle. Ay şu karıncalar nereden geliyor ya? Evet, yani dolabım bu şekil oldu. Şuraya da son kalan şekerlerimi koydum. Unum burada var ama poşette kalmasın diye bir de buraya koydum. Zaten kullanılır hemen. Evet, dolabımız bu şekil oldu. Gayet de güzel, mis gibi. En azından böyle temizlendi, şey oldu. Pırıl pırıl oldu. Bir de tabii ki de bu küçük dolabı da unutmadım. Küçük dolabımı da komple boşalttım. Şuraya da zerdeçal mı? Zerdeçal eve dökülmüş. Bakın sarı leke kaldı. Burası adeta bir market dolabı gibi. Ne ararsam var. Şöyle annemin yaptığı vardı ya, bu dolma şey havuçlu falan, bir tanecik kalmış. Onu da inşallah sonra yeriz. Bir tane de sulu domates kalmış. Ama dışarıda soslarım var tabii ki. Evet, şöyle buraya da işte çayımdır, işte bebe bisküvisi falan şey. Burada bebe bisküvisi, çay ıvır zıvır buraya koydum. Altta şöyle kavanozlarım. Bu altta da çok sık kullanmadığım böyle işte anneciğimin şey bakraçını, işte bu tabak falan, bunları koydum. En sık kullanılan raf zaten şurası. Maden suyu biliyorsunuz bizde çok tüketiliyor. Evet. Nasılsa düzenime kaç puan veriyorsunuz? Olmuş mu? Olmuştur bence ya. Evet, başka ne yaptım? Yatak odamdaki dolabımı da yaptım. Bakın şimdi.
yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kız bunu niye ağzına alıyorsun? Neden? 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 Hadi üstünü giyeceğiz. Cici cici giyeceğiz. Hava çok güzel. Parka götüreceğim seni. Kulağın eğilmiş kız. Kepçik. Parka götüreceğim seni. Parka parka. Parka gideceğiz. Şurada çamaşırlarım var. Bir de Şahin'in montu var. Onlar katlanacak. Şu Yaren'in kreşinden geldi. Biliyorsunuz nevresim takımı da yolluyoruz. Yani yollamıştık. Böyle haftada bir gönderiyorlar eve. Yıkıyoruz. Bunları dün yıkamıştım. Şu sabahın yanına koydum. Purumuş. Akşama bunları ütülerim. Yarın da sabah tekrar okula koyarım. Şurada bir nevresimimiz daha var. Bunu hatırlıyorsanız Altun getirmişti Mira'yı görmeye. Ama bunu şimdi kullanmayacağım. İnşallah ilerleyen zamanda kendi odalarında kullanırız. Bir tane daha var. Bu zaten Yaren'in tek kişilik. Bu da Miroş'umun. Zaten öyle bir şey olursa inşallah böyle küçük yatak falan düşünmüyorum. Böyle işte ta ki büyük yaşına kadar yatacak iki tane tek kişilik yataklar alacağım. Miroş'a tabii ki büyüyene kadar böyle park yatağı da alırım ama ilk etapta onda yatar ama daha sonra böyle işte hani çocuk odasıymış, şuymuş, buymuş var ya onlardan istemiyorum. Normal iki tane tek kişilik yatak ve götürebilirsem şu dolabımı götüreceğim çocuklar için kullanmak için. Öyle yani. Hayaller hayaller. Ama inşallah bunlar hepsi çok yakında gerçek olacak. Tabii pamukum. Pamukum sadece bir senemiz var. Bir senemiz var. Evet bunu da dediğim gibi kullanmayacağım. O zaman Miroş'umun kendi yatağında kullanırım. Neyse bunu daha sonra kaldıracağım. Bir de şuradaki burası çok karışmıştı arkadaşlar ve o yastıklar vardı ya, koltukları anneme gönderdiğim için o yastığı oraya koydum. Burada Şahin'in ıvır zıvırı var. Şuraya da işte yastık kılıflarım, nevresim şeyleri, yorgan yüzleri, burada çarşaflarım. Daha sonra böyle sık kullandığım Mira'nın Müslüm örtüleri var. Arkada da aynı şekilde. Burada da böyle kalın battaniyelerimiz var, yastıklarımız var. En altta da böyle çaydanlık falan onları koyuyorum. Yani burası da böyle düzenli oldu. Diyorum ya 12.30'a kadar yoruldum ama değdi. Neyse 6 dakika 7 dakikadır konuşuyorum. Vır 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 vır. En sevmediğiniz şey Feride konuşuyor. Şimdi geçeyim. Miram'ın önce üstünü değiştireceğim. Ay şunu da bir temizleyeyim. Allah rızası için. Allah rızası için bunu da yapayım. Ay ben seni yerim. Ondan sonra cama şurası ve çamaşır gerçi dün atmıştım ama bakayım yine var mı? Bu Şahin'in şeyi ne olacak ya? Bu deterjan alma sevdası ne olacak arkadaşlar? Evet yine iki tane yumuşun. Deterjanlarından almış bu adam. Neyse bunları da banyoya koyuyorum. Evet hadi bakalım. Miroş'um! Ya! Yine mi ya? Yine mi ya? Bir de kalkmıyor. Bak bak bak. Ulan Yaren bir daha ben seni göreyim. Sen buraya bir şeyler yapıştır. Ben seni bir daha göreyim burada. Mahvettin duvarı ya. Ne kızım? Ablayı görüyor musun neler yapıyor? Neler yapıyor? Hiç senin gibi uslu değil ya. Hiç değil. Niye? Gel. Gel hoppa kalkalım gel. Sonra babanın yanına gidelim. Bakalım ne? Bak 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 hemen. Ay seni yürü. Seni yürü yürü. Tadadadım. Tadadadım. Hadi bakalım. Cicilerimi giydirdi de anne. Çok tatlı bir kız oldum de. Miroş. Açıklık mı tuttu? Açıklık mı tuttu? Cicilerimizi giydik. Teyze hoşları. Şimdi mama yeme zamanı değil mi? Birazcık labne yiyelim. Bebe bisküvi yiyelim. Tamam. Tamam. Şimdiki kapıyı kapatayım. Hadi gel gidelim bakalım baba ne yapıyor. Ondan sonra gelelim buralara devam edelim tamam mı? Yapalım mı öyle bir şey? Hem de neneye kısır söyleyelim olur mu? Hadi bakalım. Cici kızlar babalarını ziyarete giderler değil mi aşkım? Gidelim mi babişko yani? Yok yok onu size getirdim. Nezi amca mı konuştu ne dedi? Ne dedi? Gel. Bebegiz ne yapıyor? Sen de cevap verseydin Nezi amcaya. Cevap verdim. Dur. Cevap verdim teyzesiz. Sus bulutlarımı giydim.
Yerim. Ha tamam kızım tamam. Gerçekten de Feride. Gerçekten seviyor canım. Bazı insanlar. Ya kucağına ver. Tamam kızım alsın alsın. Zaten kim var deseyiz daha bu yerde. Bu kız günlerde. Gül bakın güller açıyoruz. Hadi nenesini de çekin. Kurban olayım. Meşk oluyor. Kızım. Hele kızı çeksin. Hadi. Çek. Bu tarafa durun güneş dur bakıyor. Sen de gel neydin ders yap ona vermeyeceğim. Sen göreceksin. Kızım. Seni sen de çekeyim halalarına göndereyim. Hadi bak üçünüzü de çekeyim sonra halalarına. Halasına gönder Allah'ıysa. Hadi çek. Çekiyorum. Beni şekliyizin çekmeliyim. Çekiyorum ama çekiyorum. Kız tamam. Ay. Çay nerede? Çay sobayı kurdu çıkacak. Arabasını yakacağım ben de ısıracağım. Sonra o vapuruma kuru yakacağım. Hadi. Kıskanç. Çekiyorum zaten. Çekiyor. Kıskanç. Bu nasıl halası bir kıskançlık ya? Hadi gel ben halaya göndereyim bunu. Ay ayaklarını tutma. Yapma anne. Ay yeter be. Ona atacağım izliyorsun. Buna hiç izliyorum. Al kardeşim. Gel alıyorum ha. Al atacağım at aşağı. Bak bunu buraya niye koydum ey köpek. Şey kediyi. Alacağım. İçeri gitme ha. Hep o kara çekiliyor. Ya uyarım var ya kafamı şişirdi ya. Ne yapalım çöpe atalım. Çöpe atalım. Burada. Ne yakışıklı. Kral koltuklar. Ne diyorsun Yaren? Ben bunu evlendireceğim. Gel bir şey olmaz artık temizse. Siliktin mi? Çok çıktı mı? Çok çıkmadı. Ne öyle şeydir ha. Yani senede bir kere avudan çok çıktı. Nereden? Şu biriken yerden. He? Biriken yerden. He poşet koysan çıkar. Gel. Kızım. Ya, görürsen ettiğin iyi değil. Kızım ama çok ayıp. Ayakta geleyim ben namaz kılayım. Çok ayıp ama. Koltuğun üstüne çıkma sakın. Ay Feride ya. Koltuğumuzun üstüne çıkma. Ne yapayım kızım? Bakın şimdi. Bizim koltuğumuz olmuş. Bizim koltuğumuzun olmuş. Ay niye çekeceksin? Ne yapıyorsun? Ay yıktı ortalığı. Tamam mı? Şimdi niye çekiyorsun? Geriliyor mu? Sağlam olsun diye. Çok çekme gelme. Tamam. Sizin koltuğunuzu götürün o zaman istemiyorum. Hayır, sakın çıkartma. Biz de bir ay süpüreceğim. Neneciğim, Feride niye çıkartmasın? Kızım. Tamam al onu al sepetini götür şey, balkonda oyna. Hadi. Balkonda oyna. Bizim balkona götür. Sizin balkona götürün. Hadi kızım. Nerede oynayacaksın? Orada. Hadi kızım oyna hadi. Nerede canın istiyor orada oyna. Tamam hadi git oyna. Bunu sakladım da. Bunu da sakladım dedim Miray gelsin bize versin bir gördü. Ha şunu Miray'ın eline verin ha. Öpücüğüm o. Dedim bilmiyince alıp onun parası. Miroş. Eline vermeyelim de. Yok. Yaren'in. Dedim Yaren nasıl yaptım Miraç kandilidir vereyim. Çoluk çocuk. Kime niyet kime kısmet. He yeter oğlum. Böyle sallasana. Yok yeter. Durdu ya. Dur sallasın. Durmuş. Tamam oradan durmuş. Ataş yani buraya zaten oraya gideyim. Sen bana iyi bakla. Aman çıkmasın diye. Çıkmaz. İyi takmadın mı? Oo şeyler kablo o bor şeyler teller ne işe yarıyor? Tutuyor mu yani? Tutuyor mu? Tutuyor. Bakla. Zaten bir 20 gün daha yakarsınız ondan sonra bitti. Olsun ondan sonra gelelim. Ben izinde satarım. Şapkamız küçülmüş Mira. Paramızı ne yapalım? Mira. Seni ne yapıyorsun? Bu Emili. Orayı kaldır. Orayı Ayli. Miracık. Bahsi ne diler? Kim idi bahsi? Kim idi? Halaları. Nene. Anneanne. Teyzeleri. Kim konuşuyor annem seni? Kim? Şşşt. Çirkin. Yaren yere oturma. Tamam anne. Tamam. Şuradan yok, tut yok. Böyle biraz salla bakayım. Yok. Hayır şey oradan değil. Bir tane boruyu. Bir şey olmaz. Tamam. Tamam sağ ol abi. Allah seni bağışlayayım. Bir şey olmuyor değil mi? He. Bana mı? Yok. Hani beni çekti bakayım ne oldu? Öyle değil önce de. Atmazsın şimdi üstüresen. Bir şey koyarsın bunun. Yok. Ağır. Hayır koyduğu sadece olmuyor, bir tane havlu asıyor. Ne asıyor? Tane. Yok havlu asmıyor mu? Hayır yani öyle. Terlesen bile atletme. Ağır olur bir şey olur. Buradan bunu geldiniz çıkar. Yok. Hayır be mi? Öyle şey asmıyor. Yani en ağır bir şuraya şey diyorum ya. Koy git daha oraya takma. Ne? Tamam. Hiçbir şey etme. Kız bizim 10 tane tırnağı demiz vardı bunun içinde. Nerede? Hepim hediyenin o psikoletin arkasına koyup giderken onu da götürüp gidiyor. Ben hala alıp mı gideyim? Ucu.
Gidelim mi eve? Eve gidelim mi? Bak nenenin de işi var, bizim de işi var. Kısır yapsak mı? Niyetli değilsiniz değil mi? Ben de diyorum. Tamam ben gideyim. O zaman pişi yapayım, siz de kısır yapın. Ne pişesi? Oturalım işte bahçede çay falan içeriz. Olmaz mı? Olur, Zarife gelmeyin. Bilmiyorum, aramam lazım. Söyle kısır yediye gelirse. Ama arkası yine doldu. Neyse siz şey yapın, ben de onu halledeceğim. Ben edeceğim kısırı, akşama doğru bana yollayacağım. Yarın oruç tutacağım. Tamam, saat 3 gibi, 3.30 gibi işte bahçede otururuz, olmaz mı? Bahçen yazı evimizde de oturur. Güneş olsa diyorum. Ay niye güleyi 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 güleyi? Kim o? Arkaya bak, arkada da baba var, çalışıyor. Bak gördü gördü, bak bak bak. Ha, gördü gördü. Mira. Ya etme, onu et de hiçbir gün şey etme, tamam mı? Mira, şu şapkayı hatırlıyor musun? Şapkayı hatırlıyor musun? Nasıl hatırlamıyorsun? Yoğun bakımda yatıyordu, aldık ya, gittik şeyden. Gel. Elim temiz, kız kırlı değil. Hayır, şu siyah. Hayır, gitme ilaçtan. Bu 10 günde gitmeyecek bir ilaç. Hadi gideceğim nene, hadi git hadi. Bir bakım hele sen, verim ananı. Çok hafif olur böyle yine. Nene. Ya. Çocuk. Gel. Sen niye bağırıyorsun acaba? Kafasına bakayım, bak şimdi, bak şimdi. Mira. 10 gün sonra babay seni görünmese şapkası pek sarışar. Şapkası bayağı küçülmüş artık. Olsun olsun, kaldır başka birilerini. Anneciğim, şapkan küçülmüş artık. Veririk birilerine, kaldıralım, kız tamam olan yerlere. Bak kulağım dışarıda kalıyor. Bir. Gidelim onu değiştirelim şimdi. Tamam mı Ponçi? Poncuk! Bak kız yeri seviyor, yeri. Yok, o kucakta gezmeyi seviyor. Bir de yatmayı seviyor. Böyle oturmayı böyle, seviyor. He, uzana böyle çarpalana. Hadi Şahin, Şahin bırak yakar. Taksi usulünce çıkar dışarı, ben havşepi yakacağım. Çünkü balkon hep kara ya. Feride sen de o hemen şeyi götür, o sandalyeler orada kalsın. Arabayı götür. Bak kedi içine sıçar, ötekini sıçtı, bomboş etti koydu oraya. Bak bak, onun içine şey koy bana. Çalışkan, çalışkan Yaren. Ne yapıyorsun? Yaprakları alıyoruz. Ailece çalışkanız değil mi? Evet. Çalışmayı seviyoruz. Çalışmayı seviyoruz değil mi? Evet valla. Evet, baba da yıkasın. Bak nene de topluyor. Ne? Çay. Çay? Şimdi. İşim bittikten sonra olur. Benim babacım orayı topluyor. Ben de burayı topluyorum. Kahvaltıyı daha yeni yapmadın. Tamam sen 1 saat 1.5 saate sana güzel bir masa hazırlayayım. Ne masası? Çay masası. Tamam hazırla işte, annem de gelir. Tamam annem de kısır yapsın. Oha ya. Yapsın, yesin, kısırı. Tamam da saat zaten bir... Tamam görev verdim ya, süpürüyor. Olsun. Ayağında çizme var çocuğun zaten. Hadi. Haydi. O soğanları oradan mı çektiniz? Ya, kim temizleyecek? Kim temizleyecek? Maydanoz ne kadar...
Evet. Anacığımın hediyesi temizlendi. Şu mandalina var da koyayım da gözümüzün önünde olsun ki sürekli yiyelim, yoksa dolapta üşeniyorum. Ay görmedi. Görmeden bir şey yiyemiyoruz ama böyle dostuma. Mira. Mira kuş. Şu halıdaki lekeyi gördünüz mü? İnşallah temizlendi ama inşallah tekrar geri kusmaz. Hani oluyor ya bazen böyle geri kusabiliyor. Evet. Efendim! Ha? Yarenim! Gel kızım! Gel bu taraflarda oyna! Gel babaya şey yapma, gel! Neden bu erkekler bu kadar sabırsızdır ya? Neden sabırsızsın? Niye dayanamıyorsun çocuğa? Şuradan şöyle göstereyim. Yani ıslak bırakmadım. Bunu hemen üstüne serdim ki şey olmasın. Şöyle bakın. Şimdilik lekesi geçti ama daha sonra kuruduğu zaman tekrar çıkarmazsa size zaten yazdım. İnşallah bu halı yıkamaya göndeririz. Şimdilik böyle örtüyle kullanırım. Evet. Ev yemi de temizledim. Bakın pırıl pırıl oldu. Bunun içini zaten dün temizlemiştik. Şöyle kireci falan da kalmadı. Ben şimdi hemen Mira kuşumun sütünü hazırlayayım. Onun karnını doyurayım. Daha sonra hamurumu yoğurayım. O dinlenene kadar ben de geri kalan işlerimi hallederim. Bu arada dün süpürge makinesinin içine hani tıkanıklık vardı ya. Şahin'le yarım saat uğraştıktan sonra sonunda çıkarmayı başardık. Tam gelmiş şuraya tıkanmış. Şöyle hani böyle kapak çıktı. O kapak böyle uzun değil de böyle duruyordu. Şöyle ve bunun içine de bir şey maalesef sokamıyoruz. Çünkü elektrik gidiyor ya hani. Şuradan mesela elektriği şey bunun içinden geçiyor. Zarar veririz diye bir şey de sokamıyorduk. Böyle eye düzelttim ve sonunda düştü. Evet. Bir arada aslında bunu güzel bir detaylı bir şekilde temizlemem de lazım. Çünkü bayağı bir şey oldu. Sütü buzdolabında vardı. En son balkona çıkılacak. Çamaşırlar, balkon oyuncakları, şuralar. Yani şu mutfak bir kısmını halledeyim. Hamurumu da halledeyim. Daha sonra şöyle sabah zaten açmıştım bu sütü. En son da nedir onun adı? Hamurum olana kadar ben de geri kalan işlerimi hallederim arkadaşlar. Şimdi Miroş'umun karnını doyurayım. Şöyle. Getiriyor anne, getiriyor. Bazen şey yorumlar alıyorum işte, Mira'ya sürekli neden süt veriyorsun, işte neden ek gıda bir şeyler vermiyorsun. Veriyorum arkadaşlar. Sürekli böyle bir şeyler vermeye çalışıyorum ama maalesef yani sadece bunu alıyor. Zaten doktor daha işte Mira geriden mesela nasıl gelişimi mesela şu an 7 aylık normalde tam 7 aylık bir bebekse Mira 5 aylık gibidir. O yüzden sadece tadımlık böyle tadını alsın dedi. Ondan yani. Yoksa ki veriyorum yani. Sadece tabii ki sütle beslemiyorum. Mira, mideye mamalar gittiği zaman ne kadar da mutlu bir çocuk oluyorsun sen. Duydun mu anneciğim? Duydun mu? Ve şöyle yavaş yavaş yani azar azar. Evet kim arada? Yani az az vermeye çalışıyorum. Mesela işte 60 gram, 30 gram, 40 gram. Böyle çok doldurmuyorum ki. Bu kim ya? 3-4 gündür beni arıyor bu numara. Efendim? Ponçi? Teyze dedi ki bak Mira'yı benim adıma öp dedi. Benim yerime pardon. Öyle dedi. Ya. Öyle dedi teyze. Mutlu oldun mu? Midene süt gitti. Mutlu oldun mu aşkım? Duydun mu aşkım? Hı? Ponçikim benim. Ponçikim benim. En iyisi yiyişin. Kızım dişleri kaşınıyor ya. Dişim mi kaşınıyor annem? Kıçılarım mı çıkacak? Kıçılarım mı çıkacak ha? Bu arada geçen şu çantayla ilgili çok yorum aldım. İşte nereden aldın? Ben de almak istiyorum falan filan. Ben bunu Instagram'dan bir sayfadan aldım ama sayfayı hatırlayabilirsem buralara koyarım. Gerçi her yerde bunlardan yani Instagram'da sürekli karşıma çıkıyor. Yani karşınıza çıkar büyük ihtimal eğer kullanıyorsan Instagram kullanıyorsanız. Şöyle ben de memnunum ama ben daha sonra sırt biliyorsunuz ben bunu Mira daha doğmadan almıştım.
Ondan sonra sırt çantası aldım. Onu kuzenimle annemlere yolladım. İşte içine bir şeyler koydum, yolladım ve bunu şu an kullanıyorum. Bunun bir de şöyle böyle tutmak için var. Ve şuradan mesela aparatı var böyle asmak için. Bilmiyorum, bana sırt çantası daha kullanışlı gibime geliyor. Ama bu da iyi tabii ki. Bayağı bir gözleri var şöyle. Neymiş bu sapa. Buralarda gözleri var. Mesela şuraları şöyle bakın. Isıyı tutacak şekilde ya da soğuğu ya da sıcağı tutacak şekilde biberonları koyma yeri var. Şöyle arkasında işte valize takmak için yeri var. Yani bir yere gideceksiniz. Şuradan bir tane gözü var. Daha sonra şöyle içi de bayağı bayağı geniştir. Ben bunu zaten sürekli içini dolu tutuyorum. Böyle bezidir, ıslak mendilidir, şeydir. Gittiğim zaman hemen şey olsun, elim alıyorum. Şurada mesela bir tane gözü var. Şu yanlarda gözler var. Ondan sonra yani bayağı bayağı ben de seni arıyorum 2 gündür. Yani bayağı bir geniş, güzel. Hatta ağzı şöyle kocaman bir şekilde açılıyor ve bayağı da içi alıyor. Memnunum. Dediğim gibi eğer Instagram sayfaları yani sayfayı bulursam bu alta yazarım. Bakalım ya o ne olarak da geçebilirim. Şöyle bir belki şöyle işte yazarsanız çıkar. Şöyle bir şey. Ben buradan almıştım işte. Hatta ben bir tane de şöyle küçük ıslak mendili bez falan taşımak için bir küçük. Bunun bir küçüğünü daha almıştım. Öyle yani kullanıyoruz Miroş'umun çantasını. Boncukim benim. Boncuk. Ah sana bir tane daha oyuncak çıkardım ama. Al bakalım. Al bakalım. Çantaya mı bakıyorsun ha? Çanta renkli ya, bak böyle çantaya. Tamam mı? Hadi telefonu yanından alalım. Hadi sen burada yatmaya devam et. Tamam mı? Anne de gitsin. Evi süpürsün. Hemen hamur yoğursun. Mamalar yapsın babaya. Babaya, neneye, tamam. Hadi bakalım. Hadi. Tut. Çantanın renklerine bakıyor. Her yerde film var. Mira fil fil fil. Anne oğul iş başında. Bizim adama bugün. Tabii ki. Bizim adama bugün ne olduysa bütün gün çalışıyor öyle, hele bakın. Bütün gün çalışıyor adam. Aferin sana. Şşş. Şşş. Aferin sana. Çalış çalış. Ne? Git hadi. Git. Gidin mi? Ha. İyice ha, git. Yavaş git. Tamam mı? Şu çöple. Ne? Anne, dolabımı açabilir misin? Hangi dolabın? Şu. Hadi bak. Ne var ki? Petito mu? Evet, petito. Hadi git, nene açsın, git. Koş, nene açsın, hadi. Hayır, şunu açsın. Kızım, neneye ver, açsın. Hayır. Ha, açtın zaten, hadi. Hadi koş bakayım, hadi. Evet. Yok, yok. Ameliyat eldiveni, bulaşık. Ameliyat var. Ameliyat hadi gel. Ameliyat mı oluyor? Kızım şunu babaya götür bakayım. Babaya. Ha? Tamam, biri sana biri babaya, koş. Hadi. Rüzgar çıktı, yeter, suyla oynamayın fazla. Hele annem ki yanlış şey, ayağında çorap bile yok. Bak 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 bak. Ay yağmur geliyor, gerçi 5 gün yağmur söylüyorlar. Artık gitti yine güneşli havalar. Yağmur yağmadan şu çamaşırlarımı toplayayım. En son işin ki biter ya. Bana söyle çöpleri hazırlayayım. Şimdi komple evi süpürdüm. Hamurumu yoğurdum. Mira'nın battaniyesine serdim. Yani işlerim bitti. Şimdi bakacağım çamaşırım varsa onu atarım. Bir de şu yastık takı. Yani yüzü şey olacak. Hele hele şuna bakın. Miroş'umla oynadım. Spor yaptık. Vitaminler içtik. Oh oh neler yaptık. İki tipe bak. Evet, bizim adam bugün tarihe geçti. Bütün gün çalışıyor. Saatlerimiz şu an 2 ve sabahtan beri gördüğünüz gibi kahvaltıdan sonra bu adam çalışıyor. Tı tı tı, nazar değmesin. Hatta şuraya şeye vuralım. Birçoğunuz Şahin işte kanal açsın demişsiniz. Sabah ona söyledim. İşte yorumların çoğu kanal aç diye şey yapmış. Bazılarınız tabii ki şakayla işte Şahin sürekli geziyor. Nasıl bir kanal açacak merak ediyoruz falan diye nerede olmuş. Tabii ki bakalım inşallah açar. Ha, ben de düşünüyorum nasıl bir şey yapacak. Çünkü sürekli geziyor, evde oturduğu yok. Nasıl olacak, nasıl bitecek bilmiyorum ama açsa da böyle işte bazen sohbetli, işte mutfakta ne bileyim bir yere giderken işte öyle bir vloglar belki çeker ya da işte gittiği yerleri arkadaşlarıyla çeker. Bilemiyorum ama ona bağlı, ona kalmış bir şey.
Ama havalar iyice ısınıyor tabii. Şu an bir ara birkaç gün yine yağmur gösteriyor ama önümüz bahar, yaz. İnşallah çok çok güzel olacak. Çünkü biz genelde annem, ben işte sürekli bahçede oluyoruz biliyorsunuz. Beni eskiden takip edenler biliyorlar. Sürekli bahçede zamanımız geçiyor. Şimdi Zarife'miz var. Aslı çalışıyor gerçi. Altun bilmiyorum ama bakalım. Zarife, ben çalışmıyoruz. Annem de evde. Bu demek oluyor ki güzel güzel bahçede böyle kız kıza partilerimiz olacaktır. Her ne kadar bu aileyi çekemeyenler, işte mutsuz, huzursuz böyle görmek isteyen olsa da öyle bir şey olmayacaktır. Mutluyuz, huzurluyuz ve inşallah böyle de devam olacak, devam edecek. Her ailede olduğu gibi bizde de tabii ki mesela her aileyi, hani olur ya böyle her ailede işte mutlaka her ailede böyle bir şey vardır. Yani çekemeyenler işte çekemiyorlar, çekilmemezlik gibi bir şey vardır. Bu bizim aile için de geçerli, benim kendi ailem için de geçerli, bu sizlerin aileniz için de geçerli. Ama inşallah öyle bir şey olmayacak. Çünkü böyle bazen çok... Efendim! Tabii bu adam beni konuşturursa. Ver çöpleri. Tamam. Hadi ver. Hadi getiriyorum. Hadi çöpleri de kilitleyeyim, ona da çöpleri de bari götürsün de. Yani dediğim gibi bazen böyle işte annemle, Şahin'le mutlu mutlu böyle videolar, hani şey, eğlenceli mutlu videolar çekiyorum ya. Çok bazen işte yani sadece yorum olarak değil, çevreden de işte ne bileyim böyle şeyden de geliyor. İşte öyle değil, şöyledir, böyledir, işte şöylesiniz, böylesiniz. Asla öyle bir şey yok. İnşallah Allah'ın izniyle hep böyle olacak. Ki zaten bundan sonra inşallah kayınvalidemi daha sık sık görürsünüz. Çünkü istediğin zaman beni çekebilirsin dedi. Tabii böyle işte saçım başım açık olduğu zaman ya da işte istemediğim zaman çekme dedi. Ne zaman ki işte ben kendim isterim o zaman çekersin. Ben de tamam anne dedim. Öyle. Neyse götüreyim çöpleri de vereyim. Hamuruma da bakayım. Kolum resmen koptu. Hamuruma bakayım, ondan sonra annem kısırı ıslatmış, yani ıslamış. O kısırı yapsam, ben de pişiyi yapayım, çay demleyeyim, parti yapalım. Çiçekime çalışıyorum da. Neden hepsi almadı da yarım yamalak iş yapıyor bu baban? Hı? Hele. Eldivene bakın şimdi. Allah aşkına, o senin elindeki eldiven seni neyden koruyor? Ya şimdi şey, pislik vardı da. Dedim yaptım. Ben de dedim kimi ameliyat edecek acaba? Ben dedim hep ıslaksın. Hemen geleceğim, hadi duş alacağım. Oh, ver o çöpü de, her yeri. Petito'yu da at. En son balkonum kaldı, hadi. Yani sadece sen değil, ben de çalışıyorum evde. Biliyorum de. Sen boş durmazsın, çalışırsın de. Bir şeyler de yani. Anne, benim parmağımı taksan babam bilmiyor yani. Babam bilmiyor, nene ne yapıyor? Şu. Ne yapıyor nene? Ya ben de yardımcı olayım dedim. Öyle denemeyeceğim. Anne, su takamıyorum ya ama yardımcı ol dedim. Kızım ne? Bak buraya yine mi çikolatayı sildin sen? Niye böyle yapıyorsun? Şu yeleği sana kim ördü? Nene ördü. O çıkartmıyor. Hayır. Sen nerede? Sen giydin. Sok elini. O ne mi yapmak? Bir ara da şu bahçenin, şu ağaçların diplerini kazısan çok iyi olur. Tamam. Bir ara demiştim zaten. Giyemiyorum. Tamam, o sana büyük olduğu için giyemiyorsun. Hadi ben eve gidiyorum, hamurum gelmiş. Pişiler böyle piş yapacağız anne. Abra, şurayı da sen toplasan ne güzel olur aslında. Ama anne. Neyse yarın okula gidiyorsun. Ne bir dakika. Anne, ben de eldiven şişirtiyorum. Tamam şişir, ondan sonra eve gel, bak hava artık iyice soğumuş, hadi. Hadi Yaren, hadi. Hadi kızım. Bu ne yapıyor? Bu ne yapıyor ya? Kendi kendine neler yapıyor? Ne yapıyorsun kız? Kız yeri seni, mutlu çocuk. Pılı 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 pılı. Pılı 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 pılı. Oydu. Tamam, dön bakayım. Davay. Üşengeç. İstediğin zaman gayet iyi dönüyorsun. Ha? Mutlu çocuk. Mutlu çocuk. Çocukum. Mama. Yesin seni mama. Yesin. Bu arada bazen ben böyle
mama siyesin, mama mama diyorum ya. Yani bazı arkadaşlar mama anlamında anlıyorlar ama Rusça mama anne demektir. O yüzden ben buna sürekli mama yesin diyorum. Yani anne yesin seni diyorum. Annesinin bal kuzusu. Evet, böyle olur. Sen ne yapıyorsun böcek? Böcekim benim, böcekim. Ne izliyorsun? Uykun mu geldi senin? Artık gözler gidiyor. Evet, benim hamurum. Bir kere böyle kocaman olmuştu. Ben bunu böyle böyle yaptım. Şimdi ikinciye geldi. Ha? Havancım bak burada. Şimdi bunu hemen kızartacağım. Çay koyacağım. Annem de belki kısıra başlamıştır bile. Zarife aradı. Bir yarım saate falan gelirim dedi. Öyle bir otururuz. Dışarısı zaten artık soğuk. Yaren'e söylüyorum müzik dinleme. Bizimki içeride dinliyor. Dertli dertli müzikler dinliyor. Her neyse telif yemeden hemen bunu halledeyim. Sıcak sıcak hep beraber yeriz. Dışarısı dediğim gibi soğuk. Güneş de gitti. Artık evde otururuz. Ve pişilerimiz hazır. Ufidik, ufidik. Zaten biliyorsunuz benim pişilerim güzel olur. Annemin tarifi. Bazen soruyorsunuz işte nasıl yapıyorsun, ne katıyorsun. Arkadaşlar süt, maya, işte bir yemek kaşığı mesela. Ben göz kararı yapıyorum. Sütü ısıtıyorum, içine mayayı atıyorum. Daha sonra bir kaşık yemek kaşığı şekeri atıyorum. O biraz böyle ısınıyor. Ve diğer mesela bu tabağa unu koyuyorum. Yumurta koyuyorum bir adet ve tuz böyle bir tatlı çay kaşığı atıyorum. Onlar orada bekliyor. Sütüm ısındığı zaman onu onun üstüne ilave ediyorum ve yoğuruyorum. Böyle ele yapışan bir hamur olur. Yani bazen elime yapışıyor, bazen yapışmıyor ama yapıştığı zaman daha güzel oluyor böyle bakın. Yumuşacık. Ve sonuç bu. Yarım saat, bir saat durdu. Önce böyle güzel bir kabardı. Ben onu elimle yaptım. Daha sonra tekrar bir kere yoğurdum. Ve bıraktım. Gördüğünüz gibi sonuç mükemmel.
Neyse pişim hazır. Annem şimdi balkondan kısır yapıyorum dedi. Ben de hemen çay suyu koyayım. Böyle gideyim roka falan toplayayım getireyim. Biraz roka, maydanoz, yeşil soğan bir şeyler ne bulursam bahçede. İşte domates, salatalık bir şeyler çıkaralım. Güzel bir kız kıza. Şahin kaçtı tabii ki. Kız kızı çok yaşa annem. Kız kıza bir parti yapalım. Hadi bakalım. Bir şey istediğiniz zaman kapıyı çalın veririm size. Yok yok kapa. Gerçi öyle kalsın. Tam kapa kalsın kalsın öyle. Tamam. Zarife oğlunu yediriyor. Hadi yedir bacım onu. Abi, bir tane de şu tarafa koyalım değil mi? Yerleşti mi? Oy. Hadi gel. Hadi gel gidelim gel. Evet. Bak Samir. Emir bak dağın tepesine kar var. Vay. Evet. Orada yaşarsak. Orada yaşarsak. Kısır partileri yaptık. Şimdi yürüyüş yapıyoruz. Bir de kaldan adam yaparız. Ne yaparsın? Kaldan adam. Kaldan adam? Evet. Tamam hadi. Kaldan adam. Kapşonunu kapatır mısın kafana? Soğuk bak. Kulağını ağrır sonra. Hadi kulağını kapat. Hadi hepiniz kapatın kulaklarınızı. Bak amca ne diyor? Kapat kapat hadi. Kapat bak Emir'le Samir kapattı hadi. Evet. Ha. Öldü. Esmer bir de amca. Öldü öldü. He 2 yıl oldu zaten. Koronadan öldü. Daha. Kısır partisinden sonra yürüyüş. Hava biraz şey ama Mira uyuyor. Araba geliyor çocuklar. Burada iki tane var yayan. Evet siyah beyaz karışık işte. Benim. Beğenmiyor musun? Kötü etti. Kötü ettiyse yeme tamam mı? Yani bu yeme. Ne bakacağım benim niye yediyorum bunu? Tamam sen onu yeme masanın üstüne koy. Evet biz eve geldik. Zarife şimdi gelecek dışarıda Ayaz'la. Yani eşinin yanında. Tamam kızım. Benim dışım çıktı. Evet kızımın parktaydık. Bir baktım elinde bir şey getirdim. Anne buna baksana dedi. Böyle telefonun ışığıyla baktım ki dişi kırılmış. Zaten dişi yok bir de kırılıyor. Tamam durun ben 2 dakika video çekeyim. Şimdi eksikler hiçbir zaman maalesef bitmiyor. Her gün markete gitsen. Ne? Su bak orada. Bardağı daha yeni doldurdum. Her gün markete git. Her gün maalesef bir şey çıkacaktır. Feyrim bitmişti. Bir tane feyri aldım. Bir tane şu gazoz içecekten aldım. Seviyorum bunu. Diyeceksiniz ki evin bir dolu soda var. Haklısınız. Daha sonra şöyle bulgur şehriyeli karışık. Geçen Tespo'da baktım ama yoktu. Bir tane paket bundan aldım. Bir paket. Ama parmağını eline sokup durma. Dişin kırıldı artık kızım. Tamam ona dokunsan bir şey olmayacak. Çıkmayacak yerine diş. Gidin çocukla oynayın geliyorum. Bir paket köftelik ince bulgur aldım. Çünkü bugün anneme verdim kısır yaptı. Daha sonra şöyle lavabolarım bayağı bir tıkanmış. Lavabo açıcı. 3 tane şöyle granül sarımsak. Sarımsak granül aldım. Yani sarımsak tozu. Bunu bir kavanoza boşaltacağım. Karabiberim bitti. Karabiber, toz, kişniş. Ondan sonra şöyle bir tane makine temizleyici, bir tane çamaşır makinesi temizleyici. Ne oldu? Bomba patladı. Tövbe estağfurullah. Bomba patladı diyor ya. Bir tane mutfak bezinden aldım. Daha sonra bu kasa yağında indirime düşmüştü. Zaten siyah zeytinim bitti. Bugün sonuncuyu çıkardım. Şöyle bir tane bir zeytin, bir de bal, altın bal, süzme çiçek balıymış. 44 liradan 20 liraya galiba düşmüştü kasa yanında. Bundan bir tane aldım. Bir de şöyle ananas. Çocuklar, çok ses yapıyorsunuz ama. Bir tane ananas aldım. Her ne kadar yani şu an boşuna konuşuyorum tabii ki çocuklarla. Zarife şöyle kendisine... Defne yaprağı bir de kişniş almış. Bana gelmiş karışmış. Ondan sonra şöyle benim bacığım bana
2 tane salatalık turşusu, bunu kendisi yapıyor. İnşallah yazın bol bol yaparız artık. Yazın derken yani turşu. Hey! Ne yapıyorsunuz? Bomba geliyordu. Siz bir araya geldiniz mi? Çok kötü oluyor. Allah bu açıktı. Konserve zamanı inşallah beraber yine yaparız. Şöyle 2 tane salatalık turşusu. Bunu tabii kısırın yanında yedim ben. Bir tane şöyle menemen. Menemen galiba. Menemenlik sos. Bir tane bundan getirmiş. Bir tane de çile şey. Vişne reçeli getirmiş. Bir de şöyle kendime bugün şöyle bir tahta kesme tahtası aldım. Bende var ama bir tane şu yuvarlak sarı olan, o da bayağı bir şey oldu. Yani onu kullanıyorum ama bir tane de yedek aldım. Yani yedek derken artık bunu sık sık kullanırım. Şöyle hani boyu şu kadarcık bir kesme tahtası. Evet, aldıklarım bunlar. Dediğim gibi her gün çık, her gün masraf olacaktır arkadaşlar. Yani sadece masraf ne zaman olmaz biliyor musunuz? Evden çıkmayacaksın, yemeyeceksin, içmeyeceksin. O kadar. Ama şimdi bu lazım. Lazım. Bu lazım. Bu lazım. Çünkü makineler tıkanıyor sürekli. Karabiberim bitmiş, o su bitmiş, bu su bitmiş. Bu mesela lavabolarım tıkanmış. Feyri desen bitti. Bulaşık bezi desen bitti. Yani ihtiyaç. Neyse, şu gördüğünüz gibi şu arkadaki masam duruyor. Burayı da temizleyeyim, çay demleyeyim. Annem de gelecek. Az önce geçerken çay demleyince beni de çağırırsın dedi. Tamam anne dedim. Şimdi ben ortalığı bir toparlayayım. Ondan sonra çağırırım seni dedim. Şuraları bir toparlayayım. Öyle. Miram uyudu dışarıda. Şimdi uyandı. Kısır vardı. Onlar için böyle bir tekrardan toparlayayım dedim. Çay ile güzel gider. Hadi bakalım o zaman. Şunlardan bir başlayalım. Toparlayalım. Miroş'umla oynuyor musunuz çocuklar? Ben oynuyorum. Ama ağzına bir şey vermeyin, tamam mı? Hadi. Hadi bir şey vermeyin ağzına. Anne. Ha? Bombayı patlattım. Evet gördüm kızım. Zaten çıksa çıksa o şey senden çıkar. Öyle fikir. Ondan sonra cima da. Bu kadarcık. Neyse artık sizlerle bir yerlerde görüşürüz. Ben hızlı bir şekilde şuraları bir toparlayayım arkadaşlar. Uzun uzun olmasın. Sonra görüşürüz.